Sevgili öğrenciler, Yazılı Havuzu YouTube kanalına hoş geldiniz. Yazılıya hazırlıkta doğru adrestesiniz. Bugün sizlerle 7. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözeceğim. Soruları çözmeye başlamadan önce sınavın hazırlanmasında bize destekte bulunan ilk önce yayıncılığa teşekkür ediyorum. Önce yazılı kağıdımızın bölümlerini bir tanıyalım. Daha sonra da bütün bölümleri teker teker çözeceğiz arkadaşlar. Sınavımızın birinci bölümünde doğru yanlış soruları bulunmakta. Bu bölümdeki sorularda her ifadeyi okuyacağız. Sonrasında ise ifadeler doğruysa D harfi, yanlışsa Y harfini cümlelerin sonundaki boşluklara yazacağız. İkinci bölümde boşluk doldurma soruları bulunmakta. Buradaki sorularda ise arkadaşlar boş kalan yerlere üste verilen kelimelerden uygun olanı yerleştirip cümlelerimizi tamamlayacağız. Üçüncü bölümde ise bize verilen olayların doğru sıralamasını altta verilen kutucuğa yerleştirmemiz isteniyor. Bunu yapacağız. Son bölüm olan dördüncü bölümde ise çoktan seçmeli soruları okuduktan sonra da uygun şıkları işaretleyeceğiz. Hem soruları çözeceğiz, aynı zamanda küçük konu anlatımlarıyla başarımızı artıracağız arkadaşlar. O yüzden lütfen beni dikkatle dinleyin. Bölüm 1'deki verilen cümleleri okuyacağız ve sonrasına da arkadaşlar D ya da Y harfi yazacağız. Başlıyorum. Uzay sondaları uzay boşluğunda dolaşarak uzay araştırmaları için bilimsel veriler toplar. Bu ifade arkadaşlar doğrudur. Bizim uzay sondaları hakkında bilmemiz gereken en önemli bilgilerden bir tanesi insansız bir uzay araştırma cihazı olmasıdır. Yani uzay araştırma araçlarından bir tanesi uzay sondasıdır ve özellikle bu unutmayalım insansızdır arkadaşlar. Uzay boşluğuna gönderilir ve uzay araştırmaları için bize bilimsel veriler toplar. İkinci soruda uzay teleskobu uzayda belirli yörüngede dolaşan çok güçlü gözlem araçlarıdır. Evet arkadaşlar bu ifade yine doğrudur. Uzay teleskopları dünyadaki bu bulutlu olma durumundan ısıdan, nemden, birçok etkiden uzak, daha sağlıklı gözlem yapabilen çok güçlü gözlem araçlarıdır arkadaşlar. Üçüncü soruda, ülkemiz dünya yörüngesine farklı amaçlar için birçok uydu göndermiştir. Evet arkadaşlar, ülkemiz de diğer güçlü ülkeler gibi dünyanın yörüngesine farklı amaçlar. Ne bu amaçlar arkadaşlar? İletişim olabilir, askeri amaçta olabilir, gözlem için olabilir. Uydu göndermiştir. Bu ifade de doğrudur. Ki son zamanlarda da zaten kendi uydumuzu kendimiz yapıyoruz. Bu çok önemli bir durum. Dördüncü soruda uzay kirliliği dünyada insanların yaşamlarını doğrudan etkilemektedir. Bu ifade arkadaşlar yanlıştır. Evet uzay kirliliği uzayda insan eliyle yapılmış bir kirliliktir. Uzay araştırmalarını etkiler. Ama bizim yaşamımızı doğrudan etkilemez. Ama ilerleyen süreçlerde uzay araştırmalarına ciddi engel olacağı düşünülmektedir. O yüzden uzay kirliliğini önlememiz gerekiyor. Beşinci soru. Uzay için üretilen teknolojiler sadece uzayda kullanılmaktadır. Bu ifade arkadaşlar yine yanlıştır. Uzay için üretilen teknolojiler her zaman dünyadaki teknolojiden daha ileridedir. Ama sonrasında uygun olanlar bizim günlük hayatımızdaki teknolojide de kullanılmaktadır arkadaşlar. Sadece uzay için kullanılmıyor. Altıncı soruda her yıldız bulutsu adı verilen gaz ve toz bulutlarında meydana gelir. Evet arkadaşlar bu ifade doğrudur. Yıldızlar da aynı canlılar gibi doğar, yaşar ve ölür. Tabii ki sadece bir benzetmedir. Ve bu yıldızların oluşum noktalarına bulutsu diyoruz. Ve her yıldız mutlaka bir bulutsu da arkadaşlar oluşur. Yedinci soruda kromozom sayısı fazla olan canlıların gelişmiş düzeyi de fazladır demiş. Daha fazla demiş. Bu ifade arkadaşlar yanlıştır. Kromozom sayısı ile ilgili bilmemiz gereken en önemli bilgi aynı tür içindeki canlıların kromozom sayısı birbirinin aynısıdır. Ama iki farklı türün kromozom sayısı aynı olabilir. Ama bir canlının kromozom sayısı fazla diye daha gelişmiş diyemeyiz. 8. soruda hücre zarı madde alışverişinde görev yapar. Evet arkadaşlar bu ifade doğrudur. Hücre zarı dediğimiz hücrenin temel
bölümlerinden bir tanesi, temel kısımlardan bir tanesi. Üç tane temel kısmı var zaten. En dışta hücre zarı, ortada çekirdek, aradaki boşlukta ise sitoplazma bulunuyor. Ve hücre zarının temel görevlerinden bir tanesi de madde alışverişini yapmaktır. Aynı zamanda neydi? Seçici, geçirgen bir yapıya sahipti. Geldik 9. sorumuza. Tek hücreli canlıların büyüyüp gelişmesi mitoz bölümüyle gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar, büyüyüp gelişmeyi görünce hemen mitoz bölünme deyip doğru diyebiliriz. Ama lütfen dikkat edin. Tek hücreli bir canlı diyor. Tek hücreli canlı büyüyüp gelişme de zaten mitoz bölünmeyi kullanmaz. Zaten tek bir hücre arkadaşlar. Büyüyüp gelişmesi demek ne yapacak? Enfazı sitoplazmasını birazcık daha büyütür. Çekirdeği biraz daha büyür ama mitoz bölünme ile tek hücreli canlı üremeyi sağlar. İki tane tek hücreli canlıya dönüşür. Ama bu büyüyüp gelişme değil, üremedir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Son bölümde ise, son sorumuzda ise arkadaşlar, mitoz bölünme sonucunda bir hücreden 4 yavru hücre oluşur. Bu ifade arkadaşlar yanlıştır. Mitoz bölünmede bir hücreden 2 hücre oluşurken meyoz bölünme bir hücreden 4 hücre oluşur. Tabii ki direkt böyle değil. Sonuçta meyoz 1 ve meyoz 2 diye iki farklı bölümü var. Önce 2 oluşuyor, sonra yeniden bölünüp 4'e dönüşüyor. Ama mitoz bölümünde 4 hücre değil arkadaşlar, 2 hücre oluşuyor. Lütfen soruları dikkatli okuyalım. Özellikle 9. sorudaki tuzağa düşmeyelim. Sevgili arkadaşlar, sınavımızı çözmeye ikinci bölümle devam ediyoruz. Bu bölümde yapacağımız şey uygun kelimeleri gördüğünüz boşluklara yerleştirmek. Hazırsanız başlıyoruz. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan teleskop türü hangi teleskop türü arkadaşlar günümüzde daha çok kullanılıyor? Kendimiz gidip satın alabiliyoruz. Tabii ki bunlar optik teleskoplardır. Nedir optik teleskoplar? Yapısında mercek bulunan ya da ayna bulunan teleskoplardır arkadaşlar. O yüzden buraya optiği yerleştirdik ve hemen kelimemizi çizdik. Dünyadan bakalım da yıldızların ışıkları nasıl gözükür arkadaşlar? Bu çok önemli bir ayrıntı. Gökyüzü gözlemi yaptığınız zaman siz de dikkat edin. Eğer baktığınız gök cismi bir ışık kaynağıysa, yani bir yıldızsa, ışığı titreşimli görülür arkadaş. Bu önemli bir ayrıntıdır. Lütfen unutmayın. Eğer baktığınızda titreşimli değilse muhtemelen baktığınız bir gezegendir. Üçüncü soruya geldiğimizde gök cisimlerini inceleyen bilim dalına astronomi diyoruz arkadaş. Lütfen astroloji ile karıştırmayın. Astroloji başka bir şey ve o bir bilim dalı zaten değildir. Teleskopları astronomide ilk defa kullanan bilim insanı kim arkadaşlar? Bu Galileo Galilei. Hatta ilk kullanıyor, güneşi gözlemliyor. Güneşi gözlemleyip güneşin de kendi yörüngesinde dolaştığını, aynı zamanda da güneş lekelerini keşfediyor. Çok yüksek sıcaklıktaki yıldızlar nokta nokta ya da mavi görünür. Arkadaşlar çok yüksek sıcaklıkta olan yıldızlar beyaz ya da mavi görünür. Lütfen bunu unutmayalım. Uzay uydu ve uzay aracı gönderme için kullanılan ve tekrar kullanılamayan, bakın tekrar kullanılamayan uzay araçlarına ne diyoruz? Uzay roketi diyoruz arkadaşlar. Lütfen uzay mekiğiyle karıştırmayın. Uzay mekiği tekrar kullanılabiliyor ama tekrar kullanılamayan uzay roketidir. Geldik 7. soruya. Hücrede oluşan atık maddeler nokta nokta içinde depolanır. Ne bu arkadaşlar? Hangi organel? Tabii ki kofoldur. Geldik 8. soruya. Arda arda 3 mitoz bölüme geçiren bir hücreden nokta nokta yer oluşur. Hemen bakalım. Tek başınaydı. Bir kere geçirdi. 2 oldu. Bir kere daha geçirdi. 4 oldu ve bu 4 de bir kere daha geçirirse her birinden 2 hücre oluşursa toplamda arkadaşlar 8 tane yavru hücre oluşur. Burada önemli ayrıntılardan bir tanesi bir hücre mitoz bölüme geçirirse birden fazla bölünme
biliyor. Ama biliyorsunuz ki meyoz bölünmede bir hücre sadece bir kere meyoz bölünme geçirebilir. Geldik 9. soruya. Mitoz bölünmede sitoplazma bölünmesi nokta nokta bölünmesinden sonra gelir. Lütfen unutmayın, hem mitoz bölünmede hem meyoz bölünmede önce çekirdek bölünmesi, sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Önce çekirdek bölünür, sonra sitoplazma bölünür. Eğer sitoplazma bölünmesi ara lamel oluşumu ile gerçekleşirse bu bir bitki hücresidir. Boğumla ile gerçekleşirse bu bir hayvan hücresidir. Ve biliyoruz ki boğumlanmayla bölünmenin aslında, yani boğumlanma, neden bitkiler boğumlanmayla bölünmüyor? Çünkü dışındaki hücre duvarı buna izin vermiyor. Geldik 10. ve son soruya bu bölümdeki. Mitoz bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin neleri aynıdır arkadaşlar? Burada bakıyorum. Kromozom sayısı aynıdır. Aynı zamanda organel çeşitliliği de ve genetik yapıda birbirinin aynısıdır ve lütfen unutmayalım. Sitoplazma miktarları birbirinden farklı olabilir. Yani bir hücre meyoz bölünme değil, özür dilerim, mitoz bölünme geçirdiğinde oluşan iki hücre illa birbirinin sitoplazma miktarı olarak ya da organel sayısı olarak aynı olmak zorunda değil. Ama organel çeşidi ve DNA, yani kalıtsal madde, kromozom sayısı birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, sınavımızı çözmeye bölüm 3 ile devam ediyoruz. Bölüm 3'te yapacağımız olay çok basit. Bize verilen 5 tane olayı başlangıçtan sona doğru, yani gerçekleşme sırasına göre sıralamamızı istiyor. Önce 5 maddeyi okuyalım, daha sonra da sıralamayalım. Yine tabii ki ben size burada ipuçları vereceğim. Şimdi arkadaşlar, çekirdek zarı tekrar oluşmaya başlar. Kromozom hücrenin ortasına dizilir. Sitoplazma boğulması gerçekleştirerek bir hücrenin iki yavru hücre oluşur. Bakın, iki yavru hücre oluşur diyorsa bu arkadaşlar en son gerçekleşen olaydır. Zaten hücre bölünmesinde ve iki yavru hücre oluşuna göre burada aslında bize mitoz bölünmedeki olayları sıralamamız isteniyor. Üç en son. DNA işlenmesi gerçekleşir demiş arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayın. DNA işlenmesi ilk gerçekleşen olaydır. 4 ile başlayıp 3 ile sonlanacak. İplik geri kısalır. Kardeş kromatinlerin ayrılmaya başlar. Şimdi arkadaşlar, DNA eşlendikten sonra kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. Daha sonra iplik geri kısalır. Kromozomlar kardeş kromatitlerine ayrılmaya başlar. Yani kutuplara çekilecek. Daha sonra ise yeniden çekirdek zarı oluşacak. En son ise arkadaşlar, sitoplazma boğumlanması gerçekleşerek bir hücreden iki yavru oluşur. Bakın, sitoplazma boğumlanmayla gerçekleştiğine göre demek ki burada mitoz bölünme geçiren aynı zamanda bir hayvan hücresidir. Lütfen unutmayın. Sevgili arkadaşlar, sorularımızı çözmeye bölüm 4 ile devam ediyoruz. Bu bölümde yapacağımız olay soruları okuyarak uygun şıkları işaretlemek. Hazırsanız birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi birinci soruda eşleştirme sorusu bu. Bize burada verilen bazı özellikleri, burada özellikler verilmiş, diğer tarafta da uzay araştırma için kullanılan araçlar verilmiş ve bunları karşılıklı eşleştirmemizi istiyor. Şimdi başlıyorum. Uydu yerleştirmek için geliştirilen tekrar kullanılabilen uzay, bakın tekrar kullanılabilir diyorsa hemen nereye gidiyoruz? Uzay mekiğine gidiyoruz. Demek ki bir D ile eşleşecek. 2'ye geldim. Uzay yük taşımada kullanılan araçlardır. Arkadaşlar, uzay mekiği dolu olduğuna göre burada aynı zamanda ne kullanılır? Uzay hareketi kullanılır. Demek ki 2 Ceyhan olacak. Bir Denizli, 2 Ceyhan. Şu an zaten bu iki tane şıkkım gitti. İki şık arasında kaldım. Devam ediyorum. İnsan eliyle yapılan, dünya yörüngesine yerleştiren cisimlere verilen isim arkadaşlar, yapay uydulardır. Hemen 3'e de A'yı yazıyorum ve geldiğim sonuncuya. Biz yine de acaba hata yapmış olabiliriz. Böyle durumlarda yine de biz dördüncüsünü de okuyalım. Uzaktan kumanda ile çalışan insansız uzay aracıdır. Bunlar arkadaşlar uzay sondasıdır. İnsansız olan zaten uzay sondası, lütfen unutmayalım. Bir Denizli, 2 Ceyhan, 3 Adana, 4 ise Bursa olacak.
O zaman cevabımız Adana oluyor. Geçiyoruz ikinci soruya arkadaşlar. İkinci soruda önce daha soruyu okumadan önce gördüğüm şeyin ne olduğunu hemen yazalım. Burası arkadaşlar uzay istasyonudur. Zaten üst bölümde de bize açıklamamızı yapmış. Uzayda belli bir yörüngede dolanan, uzay çalışmanın yönetildiği, içinde görevli bilim insanların bulunduğu, uzay istasyonu olarak kullanılan yapay uydulara uzay istasyonu diyorum. Burada gördüğünüz güneş panelleri uzay istasyonunun arkadaşlar enerjisini karşılar. Uzay istasyonları uzayda uzun süre kalmanın organizma üzerinde etkilerini araştırmak için kullanıldıkları gibi ağırlıksız ortamda çeşitli bilimsel deneyler yapmak için de uygun bir mekan sunar. Evet arkadaşlar, uzay istasyonunun görevlerinden bir tanesi de dünyada yapılması mümkün olmayan deneylerin yapılmasıdır. Çünkü çok farklı bir ortam. Buna göre uzay istasyonları ile ilgili verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğunu sormuş. Dünyada gerçekleştirilmesi mümkün olmayan deneylerin yapılmasına olanak sağlar. Biraz önce söylediğimiz gibi bu ifade doğrudur. Uzay teknolojisinin daha fazla gelişmesinin yanı sıra bilimin gelişmesine katkı bulunur. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Biz orada teknoloji geliştiriyoruz. Uzay araştırmasında kullanılan teknolojilerden içinde insan bulunan tek uzay aracı arkadaşlar tabii ki değildir. Uzay roketinde, uzay mekiğinde de tabii ki insan kullanılıyor. İnsan var. O yüzden cevabımız Adana olacak. Geldik üçüncü soruya arkadaşlar. Üçüncü soruda Orion takım yıldızı Gök Ekvador yakında bulunan ve bu sayede tüm dünyadan görülebilen oldukça parlak yıldızlardan oluşmuş, kolay bulunabilen bir takım yıldızıdır. Takım yıldızı gökyüzünün bulunduğu 88 alandan her birine verilen isimdir. Terim genellikle yanlış bir biçimde görünüşte birbiriyle ilgili gözüken yıldız grubunu tanımlamak için kullanılır. Aslında 88 alanların her birine arkadaşlar takım yıldızı diyoruz. Buna göre takım yıldızlarından oluşan yıldızlar farklı büyüklükte ve sıcaklıktadır. Evet arkadaşlar, kesinlikle doğrudur. Yıldızlar birbirinden farklı. Takım yıldızlarından oluşturan yıldızlar birbirlerine çok yakın konumlandırmıştır. Hayır arkadaşlar. Çok uzakta olduklarından dolayı o mesafeleri yakın gibi algılıyoruz ama tabii ki aradaki şeyler, mesafeler tahmin edebileceğimizden çok daha fazladır. Üçüncüsünde takım yıldızları isimlerini belirttikleri canlı cansız varlıklardan alır. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz Orion diğer ismi avcı yıldızıdır. Ve sadece birbirine benzetilerek, canlı ya da cansız varlıklara benzetilerek isimlendiriyoruz. Bu ifade de arkadaşlar doğrudur. Bize neyi sormuş? Hangi ifadenin yanlış olduğunu sormuş. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Geçiyoruz dördüncü soruya. Dördüncü soruda arkadaşlar gördüğümüz iki organel var. Hemen bu organellerin temel görevini yazalım. Mitokondrinin temel görevi solunum yapmaktır. Kloroplastın temel görevi ise fotosentez yapmaktır. Şimdi mitokondri solunum sonucu enerji ürettiği gibi atık madde olarak da karbondioksit ve su oluşturur. Kloroplast karbondioksit ve suyu alır. Bunun yerine besin ve oksijen üretir. O yüzden cevabımız arkadaşlar ne olacak? Tabii ki Ceyhan olacak. Geldik 5. soruya. 5. soruda mitokondri organelinde gerçekleşen olaylarla ilgili grafikler çizilmiş. Besin arttığı söyleniyor. Oksijen sabit kalmış. Karbondioksit artmış. Enerji ise azalmış. Peki hangi grafikler doğru olabilir? Şimdi mitokondri organelinde arkadaşlar yapılan, gerçekleşen temel olay solunumdur. Solunum olayında besin oksijen ile parçalanır. Enerji, karbondioksit ve su oluşur. Yani besin ve oksijen azalacak. Enerji, karbondioksit ve suyun da artması gerekiyor. Bakalım grafiğe. Besin burada arkadaşlar artmış gözüküyor. Bu ifade yanlıştır. Sonrasında oksijen sabit gitmiş. Oksijen arkadaşlar azalması gerekiyor. O yüzden bu grafikte yanlıştır.
Karbondioksitin artması gerekiyor. Bu grafik doğrudur. Enerjinin ise artması gerekiyordu ama azalmış. O yüzden burada yanlıştır. Yani burada doğru olan tek grafik arkadaşlar 3. grafiktir. O yüzden cevabımız burs olacak. 6. soruya geldiğimizde burada arkadaşlar organellerle görevleri eşleştirilmiş ve bir hata yapılmış. Acaba hangisinde hata var? Bir bakalım. Golgi cisimciği salgı maddesi oluşumu bu arkadaşlar doğrudur. Yani ikincisinde bir sıkıntı yok. O yüzden buna çarpı attım. Yani sıkıntı olmadığını göstermek için. Lizozom nereye gitmiş? Hücre içindeki büyük besinlerin küçük parçaları ayırmak. Evet arkadaşlar, hücre içi sindirimdir bu. Bu da doğrudur. O yüzden buna da çarpı attım. Yani 1'de ve 2'de hata yok. Sentrozom hücre bölünmesinde görev alır. Evet arkadaşlar, sentrozom sadece hayvan hücresinde bulunan hücre bölünmesinde görevli bir yapıdır. O yüzden buna da çarpı atıyorum ve geldik sonuncuya. Endoplazmik retikulum protein üretimini sağlar. Hayır arkadaşlar, protein üretimini sağlayan organelin ismi ribozomdur. Ama burada endoplazmik retikulum vermiş. Endoplazmik retikulum hücre içi taşımada, iletimde görevlidir. O yüzden dördüncüsü ise arkadaşlar yanlıştır. Yani geldik, cevabımızı bulduk. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Geldik 7. soruya. 7. soruda arkadaşlar bir deniz yıldızı, burada bir eksik bölümü vardı galiba, burada tamamlamış. Ve bu olay mitoz bölünmeyle gerçekleşmiş ve bu olayın ismi arkadaşlar yenilenmedir. Bana soruda hangilerin doğru olduğunu sormuş. O yüzden bu ifadeye doğru diyorum. Yenilenen kod diğerleriyle aynı sayıda kromozom taşır. Tabii ki arkadaşlar mitoz bölünmeyle gerçekleştiği için zaten kromozom sayısı değişmeyecek. O parça tamamlanır ve oluşan buradaki yeni hücreler tabii ki kromozom sayısı olarak yine diğerleriyle aynı olacak. İki canlı arasında kalıtsal çeşitlilik görülür. Hayır arkadaşlar, mitoz bölünmeyle gerçekleşen hiçbir olayda kalıtsal çeşitlilik olmaz. Kalıtsal çeşitlilik meyoz bölünmede görülür. Lütfen buna dikkat edin. Doğru olanları sorduğuna göre sadece 1 ve 2. ifade doğrudur. O yüzden cevabımız Adana olacak. Geldik 8. soruya. Sorularımız yavaş yavaş azalıyor arkadaşlar. Toplamda 3 tane sorumuz kaldı. Toprak solucanı kesildiğinde her bir parçası yaşamına devam ediyor. Ve her bir parçadan yeni canlı oluşuyor arkadaşlar. Buna ne diyoruz biz? Rejenerasyonla üreme. Buradaki arkadaşlar olay üremedir. Her bir parçadan yeni canlı oluşuyor. Buna göre bu yorumlardan hangisi doğrudur demiş. Aşağıda yorumlar yapılmış. Bakalım teker teker yorumlara. Toprak solucanı yumurta ile çoğalır. Hayır arkadaşlar, yumurta ile çoğalmaz. Yumurta ile çoğalıyorsa zaten temelinde meyoz bölünme olan bir olay gerçekleşmesi gerekirdi ama buradaki olayda arkadaşlar mitoz bölünme vardır temelinde. O yüzden birinci ifade, yani A'daki ifade yanlıştır. Kopan her parça kendi onarım özelliğine sahiptir. Bu ifade arkadaşlar doğrudur. Her parça kendini zaten onarmış, tamamlamış. Yenilen parçalar kalıtsal bakımdan farklılık göstermez. Mitoz bölünme ile gerçekleşen olayda kalıtsal farklılık arkadaşlar hiçbir zaman olmaz. Oluşan parçaların tekrar bölünebilme özelliği vardır. Burada ise yoktur demiş. Bir hücre mitoz bölünme geçirirse arkadaşlar bir kere daha mitoz bölünme geçirebiliyor. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Geldik arkadaşlar 9. soruya. 9. soruda bize mitoz bölünmeye ait evrelerin bir kısmı verilmiş. Diyor ki buna göre bu bölünme hangi hücrede gerçekleşmiş olabilir? Şimdi ben hangi hücrede gerçekleştiğini bulmam için benim bir yerden bir ipucu almam gerekiyor. Bakıyorum bir ipucu var mı? Evet, ipucumu buldum. Hatta ipucum şurası. Ne bu olayın ismi arkadaşlar? Boğumlanma olayıdır. Demek ki sitoplazma bölünmesi boğumlanma ile gerçekleşmiş. Boğumlanma hangi hücrelerde gerçekleşiyordu? Hayvan hücrelerinde gerçekleşiyor. Demek ki ben şıklarda hayvan hücresini arayacağım. Ve hayvan hücresini geçiriyor, mitoz bölünme geçirecek. Tavşanın vücut hücresi olabilir. Yaprak hücresi olamaz. Sarmaşık çiçeği, çiçeğin zaten bitkininki olamaz. Üreme hücresi de olamaz arkadaşlar. Üreme hücreleri hangi bölünme geçiriyor? Mayoz bölünme geçiriyor. O yüzden cevabım Adana olacak.
Geldik sınavımızın arkadaşlar son sorusuna. Son sorumuzu çözdükten sonra da yavaş yavaş videomuzu sonlandıracağız. Ben bir yolum, hücre içine ağ gibi sarar, maddenin taşınmasını sağlarım. Taşınma olayı. Bakıyorum, bu kloroplast. Hayır, fotosentez gerçekleşir burada arkadaşlar. O yüzden bu şık değildir. Bu gördüğünüz Golgi cisimciği. Golgi cisimciği salgı paketler. Şu gördüğümüz mitokondri enerji üretir ama B şıkkında gördüğümüz arkadaşlar endoplazmik retikulumdur ve temel görevi maddenin taşınmasını sağlamaktır. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Lütfen kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Thank you.